MHP'nin 14. olan Büyük Kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Salonda hazır bulunan 1295 delegenin tamamının oyunu alan Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi. Bahçeli böylece 11. kez MHP Genel Başkanı oldu. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre Bahçeli ilk kez 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday gösterildi ve genel başkanlığa seçildi. Devlet Bahçeli 27 yıldır partisinin başında duruyor. Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Devlet Bahçeli kazandı ve MHP Genel Başkanlığı'na ilk kez seçildi. Bahçeli, 23 Kasım 1997'de gerçekleştirilen 5. Olağan Kurultay'ında tekrar genel başkanlık görevine getirildi. MHP 6. olan büyük kurultayında tekrar aday olan Devlet Bahçeli 5 Kasım 2000'de yeniden genel başkanlığa seçildi. Bahçeli 12 Ekim 2003'teki 7. olağan büyük kurultayda tekrar aday oldu ve genel başkanla yeniden seçildi. Bu kongrede Bahçeli'nin karşısında aday olarak çıkan Koray Aydın 137 oy aldı. Bahçeli tek aday olarak gösterilerek tekrar genel başkan seçildiği 19 Kasım 2006'daki MHP 8. olan büyük kurultayında 1127 oy aldı. Devlet Bahçeli'nin 1171 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildiği MHP 9. olağan büyük kurultayı genel başkan adayları Ahmet Reis Yılmaz ve Hakkı Şafak Ses'in salona gelmemesi nedeniyle tek adayla yapıldı. MHP'nin 10. olağan büyük kurultayında 6. kez genel başkan seçilen Bahçeli, kongrede iki adaya karşı yarıştı. Bahçeli'nin rakipleri Koray Aydın 441 oy alırken, Musavat Dervişoğlu ise 48 oy aldı. Bahçeli, 21 Mart 2015'teki MHP'nin 11. olağan büyük kurultayında tek aday olarak gösterildi ve 1149 oy alarak yeniden MHP genel başkanı seçildi. 18 Mart 2018'de gerçekleştirilen 12. olağan büyük kurultayında salonda hazır bulunan 1176 delege'nin tamamının imzasıyla genel başkanlığa tek aday gösterilen Devlet Bahçeli yeniden seçildi. 18 Mart 2021'de pandemide gerçekleştirilen 13. olağan büyük kurultayında 1277 oy alan Bahçeli MHP genel başkanlığına 10. kez seçildi. Ayrıca 13. olağan büyük kurultayına Pandemi nedeniyle COVID-19 testi pozitif çıkan 36 delege katılamamıştı. MHP'nin 14. olağan büyük kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 1295 delegenin tamamının oyunu alan Devlet Bahçeli yeniden genel başkan oldu. Bahçeli böylece 11. kez MHP genel başkanı seçildi.